Sevdet Bey. Buyur madam. Sevdet Beyciğim, aşk olsun. Hani bana kahve ısmarlayacaktınız? Derhal söylüyorum madam. Ay yok, yok, gerek yok. Ben söyledim. Öyle mi? Çok güzel bu. Fiyatı nedir acaba? O satılık değil beyefendi. Satılık değilse buraya neden koydunuz? Benim için çok özel bir değeri var onun. Ben arada bir onu dinliyorum, onun için masamda duruyor. Her şeyin bir fiyatı vardır. Bunu mutlaka alacağım. Lütfen bana istediğiniz fiyatı söyler misiniz? Beyefendi, anlatamadım galiba. Bu kutunun benim için çok özel bir değeri var. Ben bu kutu sayesinde çok güzel bir hanımefendiyle evlendim. Bu böyle kıtırıktan bir müzik kutusu o kadar para eder mi? Eder madam, eder. Arkasında onca yaşanmışlık var bu kutunun. Tıpkı bizim gibi. Ne güzel işte. Evlenmişsiniz artık. Allah mesut etsin. Kutuyu da bana satın. Beyefendiciğim, bilmiyorum size hangi dilce söyleyeceğiz bunu. Bakınız, Cevdet Bey diyor ki bu satılık değildir. Çünkü neden? Benim için çok önemli ve çok büyük bir anısı vardır diyor. O yüzden niçin anlamak istemiyorsunuz acaba? Hadi beyefendi. Ela beyefendi, ela. Ama nasıl olur? Müşteri her zaman haklıdır. Hayır efendim. Aşk daima her şeyin çok üstündedir. Siz de lütfen dükkanımızı terk ediniz. Ela. Allah Allah. Nasıl insanlar bunlar? Güle güle. Madam, ister misin bu müzik eşliğinde birlikte dans edelim? Ah be. Seve seve. Buyurun madam. Demek bu müziği her gün dinliyorsunuz. Her gün madam. Her gün burada bu müziği dinliyorum. Acaba diyorum bu ritüele bir şeyler daha ilave edelim mi? Yani ne gibi bir şeyler mesela? Mesela burada buluşalım ve birlikte dans edelim. Ah, çok güzel olur. Çok güzel olur. Kahveler, kahveler geldi. Ah, geldi kahveler. Afiyet olsun Marika abla. Cevdet Bey. Çok teşekkürler canım, sağ ol. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, bol köpükle. Oh, ellerine sağlık Dilalı. Güle güle. Kahvelerimizi içelim. Ondan sonra dansa devam edelim. Evet. İsmar dökeceğim bak. Fincana bakarsan dökersin. Yap. Getir bakalım İsmar, getir. Ya İsmar ne oldu biliyor musun ya? Bu yapımcılar benden menajerin olarak şeyi talep ettiler. Şimdi senin böyle bir çıkış parçaya sana ihtiyacın varmış. O parça da böyle biraz cımtıs cımtıs cımtak tıptıs cımçak tıptıs remix'i bir şey istiyorlar. Öyle bir şey bize sanatçımız acaba hazırlayabilirler mi dedi. Ben de bakarız dedim. Ne dedin? Ne diyeyim? Ya yapabiliriz tabii usta. Ne zaman gidelim okumaya? Hem yapımcılarla tanışmış olurum. Yok, şimdi o okumaları onun şeyi biz burada hallederiz. Bir şekilde tanışma sen. Ben aranızdaki köprüyü bağ kuruyorum. Sen onlarla hiç muhatap olma be ya. Biraz ağırdan sat kendini, tamam mı? Ağır ol, biraz ağır oldum. Olma desinler be oğlum. Doğrusunu sen bilirsin usta. Peki türkü belli mi? Ben okuyup getireyim sana. Belli belli. Dam üstünde o neler? Tombul tombul memeler. Nasıl? Vallahi bilemedim usta. Türkünün bestesi süper de şimdi sıfır beden moda ya. Tombul mombul ters mi teper acaba? Doğru söylüyorum ya. Nasıl bu? Onu biz silikonlu memeler yapalım ha? Silikon da çok ruhsuz, duygusuz geliyor kulağa usta. Ben senin vizyonuna güveniyorum usta. O şekilde okuyacağım ben onu. Silikon. Memeler konum patlamış, salım oy gelin, salım salım. Oluyor gibi. Konum patlamış. Buyurun efendim, kahveler. Bu inşiyaz. Selami. Bak, bu ikisi. Olur da tartışmaya devam ettiği sürece kardeş mahallesini unutun. Bence de aga. Al benden de o kadar ya. O ya tüh ya, ben de amma heveslenmiştim ha. Şimdi bizim mahalle takımıyla Kopenhag'daki kardeş takım arasında uluslararası platformda maç yaparız diye düşünmüştüm ya. Düşündüm diyorsun. Bravo. Düşünen adamı severim ama Kazım. Düşünmekle hayalperestliği birbirine karıştırma.
Yahu daha iki sokak gezdirirken 40 tane takla attık. Nasıl olacak bu iş? O zaman gidelim Şefkat'le konuşalım diyorum şahsen. Ben. Konu ciddi beyler. Konu ciddi. Ben ne anlatıyorum kaç gündür size anlatamıyorum ki. Hadi. Benim hamamda bir işim var. Halledeyim geliyorum. İyi. Gizem. Hemen geliyorum.